günün adı 1 Mart 2021 Pazartesi yeni bir günle birlikte yeni bir de hafta başladı. Türkiye Covid-19 hasta tablosuyla devam ediyoruz yayınımıza. 109.639 test yapılmış dün itibariyle. 8.424 vaka sayısı, 610 hasta sayısı, 66 vefat sayısı Allah rahmet eylesin. 6.511 iyileşenlerin sayısı. Ventilatör doluluk oranı hep söylüyor bu fakir. %30,4'te daha yükseklerdeydi alınan tedbirler. Bu oranların düşmesine neden oldu. Ventilatör doluluk oranının düşmesine neden oldu diyor uzmanlar ve yetkililer. Kabine toplanacak efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili önemli bir beklenti var. Hemen Ankara'ya dönelim. Ankara'da Ankara'da yüz yüze eğitimle ilgili de ayrıntılar var efendim. Ee, Ankara'da Murat Sekban karşımızda olacak. Murat Sekban yayınımıza hoş geldin. Seni dinliyoruz. Günaydın Erkan Tan. Esnaf, öğrenciler, aileler. Kısacası tüm Türkiye'nin gözü bugün yapılacak. Kabine toplantısı sonrası yapılacak. Açıklamada olacak. Ee, koronavirüs e, Bilim Kurulu da bu hafta toplanmıştı ve belli tavsiye kararları almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün yapılacak kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek ve Türkiye'de e, yeni alınacak kararlar, kararların ve kısıtlamaların esnetilip esnetilmeyeceği de bu toplantı sonunda netleşmiş olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15'te toplanacak kabine toplantısı ve toplantının sona ermesiyle birlikte de Başkan Erdoğan ulusa seslenecek ve toplantıdan çıkan kararları tüm Türkiye ile paylaşıyor olacak. İl il vakalar değerlendirilecek tek tek ve e, illerde yine bu vaka oranına göre belli oran, belli dur e, sayılara ayrılacak. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak e, belirlenecek ve buna göre de il bazında yerinde karar alma dönemi de 1 Mart itibariyle uygulanmaya başlayacak başlanacak. E, vaka sayılarının düştüğü illerde yüz yüze eğitimin başlaması ve kafe ve restoranların da yine hizmete girmesi de bekleniyor. Öte yandan 1 Mart itibariyle bugünkü kabine toplantısının ardından hafta sonu uygulanan kısıtlamaların da yine kaldırılması öngörülen başlıklardan bir tanesi. Elbette asıl açıklamalarda toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından yapılacak tüm Türkiye'nin de bu açıklamayı beklediğini belirterek sözü tekrar size bırakalım.